Günaydınlar arkadaşlar. Güne güzel bir kahve keyfiyle başlayalım. Kahvemi içtim ama çayın yeri ayrı. Evet, şimdi biliyorsunuz artık yavaş yavaş videolarımıza dönüyoruz. En son bunu ne yapmıştık arkadaşlar? Beyaz tosim serpmiştik. Güzelce her tarafına kurumasını beklerim demiştik. Kurudu en nihayetinde. Ben bunu böyle ters çevirdim. Pat 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 pat. Güzelce bir böyle üfürdüm böyle. Üzerinde şeyler varsa, hani cama sonra böyle dökülebilecek simler varsa, onları hep böyle güzelce böyle küçük böyle bir fırça yardımıyla temizledim. Elime de yapabilirim. Evet, hiçbir şey kalmadı. Simlerini temizledik. Şimdi arkadaşlar, burada ben birkaç tane küçük böyle çalılıklar kesmiştim. Şöyle göstereyim. O çalılıkları birkaç tanesini yapıştıracağım. Hepsini değil. Şöyle küçük küçük ileriye, gir kısımlarına, şuralarına, arka taraflara onları yapıştıralım birkaç tane. Onları da boyamadım özellikle, böyle geride biraz daha flu dursun diye. O kadar çok soru var ki arkadaşlar, o kadar çok şey istiyorsunuz ki, hocam şunu da yapın, hocam bunu da gösterin. Elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum, rehber olmaya çalışıyorum naçizane arkadaşlar, elimizden geldiğince. Bakın buralara da koyuyorum. Buralara koymasam olur mu? Olur. Çünkü oralarda öyle bir şey yok. Ama ben böyle biraz resim canlı dursun diyorum. Daha gerçekçi dursun istiyorum. Velhasıl şuralara. Buralarda böyle bir ağaçlar varmış da. Üzerleri kar olmuş gibi. Şunu da koyalım, ondan sonra hepsini, bakın form veriyorum, hepsini koymama gerek yok yani, hepsini kestim diye de hepsini yapıştıracağım diye bir şey yok. Evet, şuraya koyayım mesela, bakın bu ince yapılı olduğu için. Evet, şuraya da biraz koysak mı? Kesmiştim minnacık bir şey ama. Şöyle bakalım. Bunu da şuraya koyalım. Şöyle. Bunların üzerinde de kar yok. Olsun. Evet, şimdi bunlar tamam, yeterli. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Zaten şu, biliyorsunuz cam ne yaptı? Kurudu. Bu mikaya yakın bir malzeme arkadaşlar. Bu kalın asetat değil. Bunu ben bir gün yolda yürürken bizim mahallede çöplüğe puzzle atmışlar. Puzzle'ın üzerinde hani böyle şu koruma şeyi vardır ya, mikası. Bir baktım puzzle'a, attım mikasını, aldım. Oo, pek sevindim. Arkadaşım da diyor ki, ne yapıyorsun sen diyor, çöpten bir şey alıyorsun. Ya dedim, o çöp değil ki dedim, geri dönüşüm. Bakın çok güzel oldu, sert. Mika gibi bir şey. Ama siz bunu bulamazsanız kalın asetat kullanın. 700 mikron arkadaşlar. 700 mikron da 0,7 milimetreye denk, eşit. Ona göre hani PVC olarak geçiyor. Alacağınız zaman da satıcılara ben orada şeyini verdim zaten. 3 boyutlu kağıt resim tutkunları adresinde. Onun telefon numarasını verdim. Bulamazsanız da PVC diye girersiniz. Tamam mı? 700 mikron diyeceksiniz. Evet, şimdi geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın buraya artık bunu yapıştıracağım ya. Bunu yapıştırmam için benim şurada bir yükseklik oluşturmam lazım. Silikon çok koymak istemiyorum. O yüzden şöyle bakın. 9,5'a 1,5 santim, şöyle iki tane 3 milim kalınlığında maket kartonunu hazırladım. Şuralarını siyaha boyadım. Ne olur ne olmaz görünme ihtimaline karşılık buraları, kenarlarını boyadım. Hemen bunları üst üste yapıştıralım. Minnacık bir silikon. Aralarına küçük bir silikon. Evet. Bunu da şuraya yapıştıracağım, bakın buraya. Evet arkadaşlar, bana çok mesaj geliyor işte, hocam bu tablo satılık mı, efendim şu sipariş alıyor musunuz, bunu yapar mısınız, onun fiyatı kaç para, ben satın almak istiyorum diye. Evet bakın yapıştırdım, tam ortaladım şöyle, bakın ne şu camın kenarı ne şu beyaz yer, ikisinin ortası, sağını solundan da şöyle eşit yaptım. Şimdi aynı şekilde şu kedinin oturduğu yere de yapalım. Ondan kaç tane yapmışım? 4 tane yapmışım. Yine 3 milim kalınlığında maket kartonu. Bunların da sanırım 1 santim falan arkadaşlar kalınlığı.
Bakayım fark etmez yani o kadar. Yeter ki şu bakın şu kedinin oturma alanı var ya yapmıştık hatırlıyorsanız. Şu. Bunun altına koyacağım. Yükseklik vereceğim. Yüksekliği ondan önce bunu vermedim. Şunları bir yapıştıralım da hemen size şeyini söyleyeyim. Yani bir buçuk civarı falan işte. Hani 1,5 da değil yani. 1 santim falan yapsanız olur. Uzunluğu da çok önemli değil. Gördüğünüz kadar işte bu kadar. 7,5-8 santim. Uzun da yapabilirsiniz. Problem değil. Hemen bunları yine kenarlarını ben siyahla boyadım. Üst üste yapıştıralım. Onları yapıştırırken de dediğim gibi sipariş alıyor musunuz? Onu satın almak istiyorum. Bunu işte şöyle böyle. Şimdiye kadar yapmıyorduk arkadaşlar satış. Artık bundan sonra yapacağız inşallah. Instagram sayfamda inanın bakın vaktim yok. Ben hep söylüyorum insanlar nasıl vaktin olmaz? Olmuyor arkadaşlar yani ben de robot değilim ki yetişemiyorum yani bazı şeylere. Ayarlamaları var onun şeyleri var yani yapılması gereken şeyler var. Öyle kolay değil yani internetten satış. Velhasıl kelam bundan sonra yaptığımız tabloları küçük tabloları bazen çerçeveli halde satacağız. Satışa sunacağız. Instagram sayfamızdan bazılarında evet bakın gördünüz mü? Bu yeterli. Aman şu elimi sileyim. Evet şimdi şu. Evet güneş de gelmeye başladı. Ben şu güneşi biraz kapatayım arkadaşlar. Güneş çünkü biraz velhasıl kelam yakında Instagram satışına başlayacağız. Yani şöyle yaptığımız tabloları böyle çıplak halde satın alabileceksiniz. %99 çerçeveli olmayacak. Bunları da şuraya hemen yapıştırayım arkadaşlar. Ki o da kuruyor dursun. %99 çerçeveli olmayacak. Çünkü o işe giremem arkadaşlar. Çerçeveciye gideceğim de çerçeveletireceğiz, getireceğiz de bir sürü iş. Ki kargoda kırılma ihtimali de çok fazla. O yüzden satın alacak arkadaşlar. Böyle satın alacaklar. Kendileri istediği evinin dekorasyonuna göre, boyasına göre, halısına göre, perdesine göre çerçeveletecekler. Evet, şimdi bunu da yapıştırdık. Burada artık yapacağımız bir şey yok. Şimdi ne yapıyorum? Bunu alıyorum, burayı yapıştıracağım. Bunun üzerine silikon yapacağım. Şu kısmının altına da silikon yapacağım. Ve böylelikle bunu buraya yapıştıracağım. Bunun üzerine de, şunun üzerine de, bu nerede? Altı kedinin. Bunu yapıştıracağım, tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. Silikon çok sıkmanıza gerek yok. Yapıştırsın yeterli. Malum artık çok her şey çok pahalı. Evet, bunun da bakın şu alt kısmına sıkacağım şuradan. 3 nokta yapacağım. Bunun altına şey yapmak istemedim. Maket kartonu yapmak istemedim. Bu da şey olsun. Zaten yüksek. Tam böyle iki kesişme noktasına, kırılma noktasına. Evet, şöyle bir yapıştıralım önce bunu. Kuş bakışı bakayım. Ayağa kalkmam lazım. Ve böylelikle arkadaşlar satın aldığınızda bu çerçevesiz haliyle satın almanız çok daha sizin için avantajlı. Neden? Çünkü sağını solunu evirirsiniz, çevirirsiniz, bakarsınız nasıl yapmışız, nasıl montaj yapmışız, nerelerden perspektif için bir uygulama yapmışız. Evet, bakın şu ikisi hepsi de aynı hizada. O yüksekliğe dikkat edin. Bunun için ben şöyle bir cetvel alacağım, kontrol edeceğim. Bu 1,5 santim birazcık geçkin. Bu 2 santim olmuş. Bunu birazcık indireceğim aşağıya. Şöyle. Evet. Budur. Süper. Harika. Şimdi şunu yapıştıralım. Şu kısmı yapıştıralım. Bunu arkasını biliyorsunuz 14'e 1,5 santim ince bir maket kartonu ya da paspartu yapıştırın demiştim. Ya da mukavva da olabilir. Buraya böyle yapıştıracağım. Şöyle. Şuradaki boşluk duvar boşluğu arkadaşlar. Lütfen orayı karıştırmayın. Niye öyle bir boşluk diye düşünmeyin. Bu kedinin durduğu yerde muhtemelen ya bir divan gibi, koltuk gibi bir yer ya da masaüstü gibi bir yer. Çünkü örgü şişleri falan var. Kedicik oradan bakıyor. Evet, bastırdım. Yine bunu, bakın bastırdım. Bunu biraz hafif şöyle meyil vereceğim şöyle. Çok az.
çok az, minnacık. Böyle dümdüz çok olmasını istemiyorum. Çünkü oraya kediyi yapıştıracağız. Şimdi buraları zaten boyayacağız kahverengi. Ama bunu ben artık ellemek istemiyorum. Kenara kaldırmam lazım. Çünkü o kenarda duran otları, çöpleri yapmamız gerekiyor. Haydi bakalım başlayalım. Oo, burası çok karışık hocam diyorsunuz. Hiç de karışık değil yapınca. Teker teker ağır ağır yaparsanız hiçbir şey karışık değil. Ben şunları bir alayım önce. Evet, şimdi bu altın otuna benziyor arkadaşlar. Bizim köyde dağda olur bu, sarı sarı olur. Yani tabii yanılmıyorsam, bilmiyorum, başka bir şeye de benziyor bu. Anason bitkisine de benziyor. Bilmiyorum artık, her neyse. Bunlar soğan. Bakın bunlar belli zaten soğan oldu. Ne bileyim, başka bir şey de olabilir, bilmiyoruz artık. Şimdi öncelikle soğanlardan başlayalım. Basit olanlardan başlayalım. Şöyle ben birkaç tane çıkarttım size. Bakın. Boyadım tabii kenarlarını bunun ben de. Kaç tane çıkartmışım? 3 tane çıkartmışım. Evet, şimdi bunları nasıl çıkartacağız? Koyalım buraya. Evet, bakın arkadaşlar şu. Bunu buradan böyle gelin. 0 0 0 şöyle çıkartalım. Dokusu böyle. Bu da öyle. Bakın dokusu. Şöyle verev yaptım. Bu tarafa da böyle ters böyle hilal şeklinde yaptım. Oraya düz çizgi yaptım. Göstereceğim zaten şimdi size. Ben bazen Urla'dan, Kerem Bey'den böyle mat taraflarına çektiriyorum resimlerin, parlak tarafına değil, böyle mat olmasını istediğim için. Evet, şurada da var. Onu da çıkartalım mı? Çıkartalım mı? O da çok belli değil ama zaten çıkartmıştım burada. O yüzden bunu çıkartmayacağım arkadaşlar. Bu yeter. Bir tane şimdi bunu çıkartalım. Şu ikisini çıkartalım. Yani bazen mat durmasını istiyorum ben. O yüzden parlak tarafına değil de mat tarafına yapıyorum. Şimdi bakın şurada soğanın pürçükleri var. Onları yapalım. Şöyle de yapabilirsiniz bakın. Şöyle bir gelin. Hatta şu ikisini kopartmadan yapsak mı? Şöyle yapalım. Şurada sap kısmı olsun. Tabii eskiden böyle nenelerimiz, dedelerimiz şey yapardı. Asardı soğan, sarımsak. Hatırlıyorum ben. Hala da annem rahmetli. Anneciğim. Ve o da öyle yapardı. Asardı soğanları, sarımsakları. Köyde. Öyle dururdu hiç bozulmadan. Şimdi bakın bunun altına şunu yapabilirim bakın. Çıtlatma işlemini. Böyle de yapabilirim. Bir de şurada göstereyim size. Bakın şöyle tersten boyamıştım ben bunları. Şu soğanın olduğu, kök kısımlarının olduğu yerlere, buraya bakın ikisini birlikte çıkardım. Ben şu kök kısmının olduğu yeri şimdi göstereceğim size. Bunu buraya yapıştırdım. Bu ikisi böyle arka arkaya duracak. Ama şunlara biraz şöyle bombe verelim. Soğan havası kazansınlar. Bakın iki tane yapmışım buradan. Hemen bir tanesini buraya yapıştırayım. Sonra bu şeyleri nasıl yaptığımı göstereyim. Kök kısımlarını. Evet, kamera da sallanıyor. Çok rüzgar. Cam açık. Ben şu şeyi bir halledeyim. 2 dakikanızı rica edeyim. Çok sallanıyor çünkü. Evet, evet. İnşallah sallanmaz artık. Yapıştırdım. Şu kısımlarını bakın şöyle azıcık havaya kaldırıyorum. Evet. Buraya da yapabilirim. Burada zaten pürçük yapmıştık. Biraz zengin dursun diye buraya da yapabilirim. Bakın şu görüntü aynı görüntü olmasın diye üzerine şöyle bir kahverengiyle boyarım. Boyayalım. Tıpatıp aynısı gibi durmasın. İnşaatçılar da geldi. İnşaata başladı. Evet. Bakın. Bu soğanımız tamam. Şimdi buna yapalım. Bakın bunu yaparken böyle girintili çıkıntılı yapmışım. Şimdi buradan o soğanların olduğu yer, şurası.
kısmı arkadaşlar. Bakın nasıl çıkartmışım. Çok belli değil ama siz onları böyle belliymiş gibi düşünün. Şurayı da yapalım. Şunu da yapalım. Bakın. Yurt dışında bu yeşil soğanların şu kısımları olur ya, hani beyaz beyaz yeşil soğanların. Ondan salatanın içine koyuyorlar arkadaşlar. Yani biz hiç değerlendirmiyoruz. Aslında çok güzel bir fikir. Özel yıkıyorlar o beyaz kök kısımlarını yeşil soğanların. Salatanın içinde kullanıyorlar. Evet, bakın. Hadi şunu yapalım bir de. Bakın çok belli değil. Birçok şeyini kendim tasarlıyorum kafamdan. Bakayım şurada bir kalem bulabilirsem. Şimdi bunun tam arkasına denk gelen yerine şuraya böyle kendiniz de kafanızdan bakın şöyle bir şey çizip onun üzerinden de gidebilirsiniz. Eğer hani hocam ben kafamdan doğaçlama yapamıyorum derseniz küçük üçgen sivriler oluştururum ama çok narin olsun. Küçük olsun, kaba olmasın yani. Çünkü soğanın o kök kısımları incecik incecik. Evet, şu. Hemen çok böyle boyamada detaya girmiyorum. İyice dip dibine dip boyansın diye düşünmüyorum. Çünkü biraz böyle beyazlık kalsın. Soğanın kendi şeyinde de özelliğinde de vardır biliyorsunuz o beyazlık. Evet, bunu da yapıştırayım. Mesela bunu onu da şuraya yapıştırayım. Zaten bakın tırtıklı tırtıklı çıkarmıştım bunu çıkartırken. Bir de bunu yaptık mı şu küçüğünü koyayım mesela. Şöyle bir dış bükeyi kazandıralım. Buradan bakınca dış bükey, buradan bakınca iç bükey. Minik bir silikon. Bayramda neler yapıyorsunuz bakalım? Nerelere gidiyorsunuz? 9 gün tatil oldu. Ben de memleketime gideceğim Allah izin verirse. Çünkü uzun zamandır gitmedim arkadaşlar. Geçen bayramda da gitmedim. Bu. Evet, soğanımızın biri oluştu. Evet, şunu yapalım hadi. Bak bunda bir şey yok. Buna ben kök yapayım. Şöyle buna yine dış bükey. Biraz hava değişikliği olsun. Öğrencilerim, takipçilerim diyor ki hocam neden böyle hani günlük hayatınızda ayrı bir sayfa açmıyorsunuz YouTube sayfası diye. Keşke vaktim olsa böyle gittiğim dağları, dereleri, tepeleri, gezdiğim yerleri şey yapabilsem, size gösterebilsem. Belki onu da yaparız bir gün arkadaşlar. Evet, şimdi bu kadar soğan yeter arkadaşlar. Bunu şey yapmayacağım, kök kısmını yapmayacağım çünkü bunu araya sokuşturacağım. Zaten burada o kadar da şey yok, soğan yok. Kaç tane soğan var burada? 4 tane soğan var. Ben kaç tane yapmışım? 5 tane. O yüzden bunları kenara alacağım şimdi. Bunlar kurusun. Evet, şimdi sıra geldi buradaki otlara. Şu otlara. Şimdi arkadaşlar bakın bunlara bir ana zemin çıkartacağız birer tane. Örneğin bu. Güzel şöyle dokusunu kazandırın. Böyle böyle. Buna mesela bakın. Böyle. Yer yer şu boşluklar var bakın. Ara boşluklar var. Oraları çıkartacağız. Güzelce bir doku kazandırayım şöyle. Çünkü sizin şeyde göstermek istiyorum burada. Bazen kağıtları hocam şu mu kağıt kaliteli, bu mu, hangi firmanın kağıdı kaliteli? Emin olun artık firmaların bütün şeyleri kaliteli. Şimdi bakın bunun ben yer yer ara boşlukları verdim. Şurada cımbızımı bir alayım. Görüyorsunuz şu ara boşlukları. Bunları ara boşluk verdim. Sonra nasıl görüyorsam tırtık 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 şöyle çıkarttım. Bu cepte bunu ana zemini çıkarttık. Bu cepte. Bunu kenara bırakıyorum. Dursun. Şimdi bunu yapalım beraber. Onu yapmamıştım çünkü sizinle yapalım diye. Şu ara boşlukları bakın. Dalların arasına oyacağım. Şöyle dalgalı dalgalı böyle kreatörü
Kavisli kavisli yapıyorum. Dümdüz yapmıyorum yani. Belli kısımları, görebildiğim yerleri her tarafında yapmayacağım zaten. Dal aralarını yapmaya çalışıyorum. Evet, bir de şuradan şöyle bir dal varmış gibi düşünelim. Çok görünmüyor. Şurada kurdelisi var. Kurdelisi de kalsın. Onu almayalım, iptal etmeyelim. Evet, şimdi bunu buradan şu sapıyla beraber oraya da bir doku kazandıralım. İpin şeyi hemen bir çıkartalım. Buradan bir dal iş yaptık makasla. Hocam işte bizim hocamız kretuar kullandırıyor. Siz makas kullanıyorsunuz. Arkadaşlar lütfen artık bizi kıyaslamayı bırakın. O hoca bunu yapmış, bu hoca bunu demiş, şu şunu demiş, bu bunu demiş. Bizim onlarla işimiz yok. Onların da bizimle işi yok. Herkesin tekniği farklı arkadaşlar. Yani bu karşılaştırmalara artık cevap bile vermek istemiyorum. Hep söylüyorum videolarda. Her yiğidin yoğurt işi farklı. Herkes güzel yapıyor. Çünkü sonuçta hepsi emek arkadaşlar. Hangi şey yaparsanız yapın. Hepsi emek yani. Ben hiçbir emeğin zayi olmasını istemiyorum. Ona da çaba harcıyor insanlar. Vakit harcıyorlar, para harcıyorlar. Mutlu oluyorlar. Bırakın mutlu olsunlar. Biz de bununla mutlu oluyoruz. Herkes mutlu olduğu sanatı yapsın. Karşılaştırma, kıyaslama yapmayın bana. İşte o hoca doku yapmıyordu da siz yapıyorsunuz. O hoca şunu yapmıyordu da. Ya arkadaşlar tanımıyorum, etmiyorum. Yani bir sürü hoca var. Binlerce öğretmen var. Ben hangisini nereden bileyim? Yani siz de haklısınız, şey yapıyorsunuz ama işte sizce hangisi doğru, hangi teknik doğru? Ben o teknik şu doğru mu, bu doğru mu bilmem arkadaşlar. Ben sadece yaptığım işin tekniğini biliyorum ve onu tarif ediyorum. Evet, bu tamam. Bunları boyayacağız tabii ki. Şimdi öbürünü çıkartalım. Şunu çıkartalım. Buna da doku kazandıralım. O yüzden hiç kimseyi de ben asla kötülemiyorum. Hepsine saygı duyuyorum. Gerçekten bu işler kolay işler değil arkadaşlar. Hele bu devirde bir sanat yapmak. Bakın bu ot şu soğanın üzerine gelmiş. Onu da dahil edeceğim. O yüzden hep söylüyorum yani. Hangi sanatı yaparsanız yapın. Neyi yaparsanız yapın. Yani bakın şurada şey var. Şu püskül var. Onu da alalım. Kimseyi küçük görmeyin. Ne yaparsa yapsın. Buradan bakın bunu ben şöyle bağlantı halinde yapacağım. Sonra üzerine o soğanları şeyleri yapıştırırız. Hem bu ana zeminde çıkartmış olacağım. Bak şimdi lafa daldım. Aslında önce oymayı yapmam lazımdı. Çünkü eğer bir yerde oyma varsa lütfen önce onu şu kağıttan ayırmadan önce oymayı yapın. Çünkü bunu tek başına çıkarttığınız zaman hakimiyetiniz azalır kağıt üzerinde ve sağından solundan yırtılmalar olur. Çünkü çekiştiriyorsunuz, bir basınç uyguluyorsunuz kağıda. Öyle çok daha zor olur. Yırtılması da kolay olur. Bakın şu ara boşlukları biraz gelişigüzel yapıyorum. Çünkü resim net değil arkadaşlar. Evet. Bunun bu kadar detay yeter. Şimdi şu aradaki bağlantıyı da kullanacağım. Evet. İnşaat da başladı zaten. Birazdan. Evet. Şunu da alalım. Diğerlerini de böyle ana zeminlerini çıkartalım. Dalgalı dalgalı çıkartın. Evet, bakın şuradaki şu sap kısımlarını kopartmıyorum. Buradan devam ediyorum. Şuradaki püskülleri alıyorum. Evet. Buradan şöyle geleceğim bakın. O soğanı iptal edeceğim. Şuradaki çiçeği alacağım. Evet. Şimdi bunların üzerine soğanları yapıştıracağız. Bakın şöyle göstereyim tersten. Bunları boyayacağız. Ben şimdi onunla vakit kaybetmek istemiyorum. Onun dışında başka bakayım. Altta bir tane daha sanki vardı. Şey, hepsini yaptık mı? Yaptık galiba. Evet. Şöyle bir bakayım. Resme bakayım da. 1, 2, 3 tane demet var. Biz üçünü de çıkarttık. Arkadaşlar şimdi bunları boyuyoruz. Tamam mı? Boyadıktan sonra şimdi mesela bunu yapayım. Güzelce boyayın. Kahverengiye tabii ki. Bunları sonra bir de tek tek çıkartacağız.
O zamana kadar bir sonraki videomuzda da sanırım onları da yaparız. Buralarını boyayalım güzelce. Şimdi bakın uçlarına ne yapacağım? Bu böyle pürçük, pürçük ya. Şu kısımlarına bakın şunu yapacağım. Şu, tersten göstereyim. Uç kısımlarına. Şuraların olduğu yerlere bakın. Buraya yapalım. Neden böyle yapıyorum? Çünkü böyle uçları böyle ayrık ayrık gibi duruyor. Ama o ayrık ayrıkları tek tek yapamayacağımız için ben bunlara şöyle form vereceğim. Bakın, ileri geri hareket yaptıracağım. Ve bunların da uçlarını biraz hareketlendirmiş olacağız. Şöyle tersten de göstereyim. Evet. Bu. Bunu da aynı şekilde boyayalım hemen. Ben şu kısımlarını boyayayım. Öbür diğer taraflarını sonra boyarım. Evet. Şuraya. Sonra bunları tek tek çıkartacağız. Bakın. Şuraya da biraz yapalım. Şu tersten bakın. Bunları bazılarını öne elimle bazılarını da arkaya attım. Sonra bakın ne yapmışım. Şunları teker teker ikili, üçlü, tekli bakın çıkarttım. Şunlar. Bakın. Bunları çıkartmışım yine bakın. O uçlarına şöyle pirçik pirçik yapmışım. Hadi bakalım onu da göstereyim şimdi size. Ama önce bir ana zeminleri çıkartın tamam mı? Daha sonra bu şeylere geçin. Bunu da yapalım. Şu tepedekini de şunu da göstereyim. Hemen buralarını boyayın. Ben bir sadece uçlarını boyayayım şimdi size göstermek amacıyla. İşte dediğim gibi bilgisayara oturup aslında bunların video programları var. Birleştiriyorlar. Onu yapacak vaktim yok arkadaşlar. O yüzden tek seferde çekiyorum. Bakın uçlarına. Belki ileride biraz vaktim olursa ilerleyen zamanlarda yapabilirim. Çok detaya böyle ince şey yapmayın. Böyle iyice büyük yapmayın bu pırçıkları. Küçük küçük minik minik yapın. Evet. Şöyle yapalım. Evet tamam. Şimdi bunların otları hangisini hangisinden kestiğin çok önemli değil arkadaşlar. Çünkü şu ikisi benziyor birbirine ama şu benzemiyor. Hadi bakalım sırayla çıkartalım. Mesela bundan bir tane dal çıkartalım. Şuradan. Bir tanesini baz alacağım şimdi. Bakın şunu baz alacağım. Şurada bir, hatta burada bir tane daha varmış gibi. Hatta bir tane daha varmış gibi. Üçlü çıkartacağım. Buradan gelelim. Şöyle. Bakın şu da güzel aslında. Güzel duruyor. Çok belirgin değilmiş gibi görünüyor ama siz yaparsanız belirginleşir o. Saf kısımlarını ince tutuyorum. Hadi şu en sondakine gidelim şuna. Bakın şu saf kısımları incecik yaptım. Buraya geldi. Yine böyle dalgalı dalgalı. Evet. Şu. Bakın. Hemen boyuyorum. Kahverengiye yine tabii ki. Sap kısımların buralarını da boyayın. Ben şimdi zaman kaybetmeyelim diye. Buralarını yine böyle tersten göstereyim. Böyle bakın şöyle. Bunlar küçücük ama olsun. Bu. Şimdi bunu alacağım. Buraya yapıştıracağım. İstediğim yere, istediğim şekilde. Bunları tamamlayacağız önce ondan sonra tamam mı? Şimdi ne demek istediğimi anladınız. Şimdi şuradan göstereyim. Dediğim gibi bakın bununla bunun renk tonu aynı. O yüzden hangisini alırsanız çok önemli değil. Evet buradan böyle gelelim. Şunu alayım mesela bir tane tekli. Bunu alayım tekli. Buradan şunu da kurtarabilirim. Güzel bir de kazandıralım. Buradan da kurtarabilirim bakın bir parça. Ama şurada ondan önce şu... Şu şey var, bağı var şeyin. Hatta şunu da beraber alayım. Gerçi ana zeminde almıştık ama şu bağ kısmını şuradan kurtarayım da sonra elimde kalmaz malmaz.
üzerine bağcık yapacağız ya. Bakın. Bağcık kısmını da şöyle bir kesiverdim. Bu. Şu. Burası. Şu, sonra bunu yapıştıracağız. Bu bağcık. Evet, gelelim otlarımıza. Hadi bakalım. Şimdi şunu alalım. Doğaçlama. Yine dalga dalga. Evet, yine bir sap yapıyorum. Bakın, sap falan hiç belli değil aslında. Ben kendim oluşturuyorum o sapları. Şunu alacağım. Buradaki uç noktadakini alacağım. Yine dalga dalga yapacağım. Yine kendim bir sap oluşturacağım. Hadi bunu şöyle ikili aldım. İlla üçlü almamız şart değil. İkili aldım. Tekli de alabiliriz. Evet, şuradakini kurtaralım bakalım. O çok belirgin, güzel. Yine dalga dalga. Bakın bunu da tek aldım. Efendim şurada var bakın. Çok belli olmasa da. Onu da alalım. Evet. Bunlar. Hadi boyayalım. Ben şu baş kısımlarını boyayayım. Sonra onun sap kısımlarını boyarım. En azından nasıl yaptığımı göstereceğim size. İnternet satışlarımız arkadaşlar, herkesin çok böyle uçuk fiyatlar değil de herkesin ulaşabileceği ölçüde makul fiyatlar yapacağız inşallah. Herkes alsın, incelesin. Özellikle öğretmen olan birçok insan. Evet, bakın. Bu konuda ya da bu konuda kendini geliştirmek isteyen birçok insana bu çıplak halde verdiğimiz, çerçeveye girmeden verdiğimiz resimler çok faydalı olacaktır diye umuyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bunun için ayrı bir video yapacağım. Zaten tanıtım videosu yapacağım. Ama işte vakit. Vakit, vakit. Evet, şimdi bakın. Şöyle yakından göstereyim. Bunları yaptık. Bakın bir sürü yaptım. Gördünüz mü? Şurada da yaptım. Şöyle şu şeyi bir ortaya getireyim de o yaptıklarımı siz görün. Bunlar. Şunlar küçük olanlar bakın. İrili ufaklı bakın nasıl kesmişim. Gördünüz mü? Bakın böyle de yapmışım. Bakın çiftli yapmışım. Tekli yaptım. Bunlardan irili ufaklı bir sürü yaptım. Hatta bakın bir tane de şöyle yapmışım. Herhalde bunun kafası kopmuş. Bakın ortasını oymuşum bazısının. Şuradan bak şöyle yapayım. Şöyle bakın. Ortalarını oymuşum. Öyle de yapmışım. Bunlardan bir sürü yaptım. Hadi bakalım. Şimdi siz de bunlardan yapın. Ne kadar yapacaksınız? Herhalde bir şunun üzerine ve bunun üzerine bakın böyle böyle yapıştıracağız bunları. Daha sonra istediğimiz gibi sadece şuralarından silikon süreceğiz. İstediğimiz yere yapıştıracağız. Onu yapıştırmalarını ben size ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşürüz.